Şimdi bir fıstık ayıklama atölyesinde Burak Hazır'la birlikteyiz. Bu atölyede kavrulmuş, kavlatılmış fıstıklar ayıklanıyor değil mi Burak? Doğru, evet. Şu anda tesisimizde iç fıstık haline getirilmiş. Devrimimiz de kavlatılmış, soyulmuş, iç haline getirilmiş, kırılmış fıstıklarımızın son seçim, son gözden geçirim işlemleri yapılıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Fıstık ağacından toplandı. Hı hı. Ondan sonraki süreç herhalde size geliyor değil mi? Evet. O süreci bir anlatabilir misin? Çiftçilerimiz fıstıklarını topladıktan sonra çeşitli yollarla bunu bizlere ulaştırıyorlar. Genellikle fıstık komisyoncuları üzerinden. Toparlanıp, biriktirilip bizim gibi tüccarlara ve işletmecilere geçiyor fıstıklar. Daha sonra devrip işlemi dediğimiz fıstığın kavlatması, daha sonra kavlatma işlemimiz dediğimiz soyum işlemi iki kabuktan oluşuyor. Dışları soyulduktan sonra... Yani dışları dediğin o meyveykenki evet, kabuğu. Evet doğru, kırmızı olan, kırmızı renkli olan meyveykenki kabuğu soyulup sert kabuğu kalıyor üzerinde. O şekilde de fıstık işlenebiliyor. Tuzlu fıstık yediğimiz kavrulmuş fıstıklar oluyor veya... Şu anda görmüş olduğunuz kırmızı iç fıstıklar gibi kırım işleminden sonra böyle iç fıstık haline getirilip endüstriyel bir ürün haline getiriliyor. Bunları da daha çok lokum sanayi, çikolata sanayi gibi alanlarda sevk edip gönderiyoruz. Bu şimdi endüstriyel bir fıstık oluyor. Evet doğru. Lokum sanayinde kullanılıyor, evet, çikolata da kullanılıyor. Çikolata sanayinde, draje sanayinde. Pastacılıkta. Pastacılıkta da kullanılıyor, evet. Birçok alanda kullanılıyor. Buna kırmızı fıstık. Bu kırmızı iç fıstık, evet. Bir de yeşili. Boz iç fıstığımız var, baklavalık dediğimiz. Bizde bir de bu iki ürünün arası olan meverdi türü dediğimiz fıstığımız ne var. Ne türü? Meverdi. Meverdi. Evet. O nasıl oluyor? O da böyle bunun kadar kızarık olmuyor. Daha çok boz fıstıkların içinden seçilmiş. Onların aralarında kızarmış olanları ayıklayıp bu iki ürünün arası gibi bir ürün düşünebiliriz yani. Peki bunların yetişmesinde ya da ağaçlarında farklılıklar oluyor mu? Aynı ağaçlar, sadece hasat dönemleriyle alakalı bir durum. Yani fıstık erken hasat edildiğinde boz fıstık oluyor. Daha böyle küçük taneli, beyaz renk, daha yeşil. Biraz daha ağaçta bekletilip ağaçta kurumaya bırakıldığında kendi meyvesiyle birlikte kırmızı fıstık oluyor. Tam olgunlaşmışı oluyor. Aynen öyle. 7. ay sonlarında ortalama hasat edilen ürünler, boz kavlak dediğimiz boz ürünler, boz iç fıstığı elde ettiğimiz ürünler 8. ayın sonu hatta 9. ayın başlarına kadar bekletilip hasat edilen ürünlerde bu şekilde tam olgunlaşmış kırmızı fıstık oluyor. Fıstığın faydaları nelerdir fıstık, insan sağlığı için? Kalbe çok iyi gelir derler fıstık için. Birçok faydası mevcuttur diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. Tabii. Peki, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Üretiminiz bol ve bereketli olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kavlatılmış olan Antep fıstıkları işte bu bantlarda ayıklanıyor. Bu kırmızı cins Antep fıstığı. Sema, nelerini ayıklıyorsun? Bir gösterebilir misin? Biz bunun kabukları ve şöyle kök olanları ayıklıyoruz. O nasıl o? Bu şekilde. İçi olmayanları ayırıyoruz. Ha, boş içi. Evet, bir de şu şekilde kabuklarını ayırıyoruz. Ha, böyle kabuklar da kalıyor değil mi? Evet. Şu? Hayır, onlara karışmıyoruz. Geçiyor. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Hemen hemen 6 ay. 6 aydır yapıyorsun? Evet. Nasıl peki, zevkli mi? Yani evet, güzel bir iş. Hep böyle küçükler çalışıyor galiba, senin yaşıtların var. Aynen, aynen. Bu işi yapabilmek için nasıl bir dikkat gerekiyor? Ya odaklanman lazım banda. Bir de hızlı alırsan bir sorun olmaz yani. Yani hızlı bütün dikkatini lazım. Buraya veriyorsun. Aynen. Ve hızla alıp hemen koyuyorsun. Aynen. Sen benimle konuşurken bile o işi takip ediyorsun değil mi? Evet. Şimdi de Aliye ile birlikte ayıklama yapıyoruz. Aliye, sen kaç senedir ayıklıyorsun? 5-6 aydır buradayım ama 15 sene falan da bu işle çalışıyorum.
15 senedir bu işi yapıyorsun. Evet. Artık sen uzman oldun herhalde, değil mi? Ne yapalım işte. 15 senedir bu işi yapmak insanı sıkıyor mu biraz? Yani alıştım ben. Seviyorum. Seviyorsun bu işi. Evet yani. Peki neye dikkat ediyorsun? Ya ürünün içinde yabancı gördüğümüz her şeye onu dikkat ediyoruz. Alıyoruz onları, ayıklıyoruz. Kabukları oluyor onlar. Kabuk, çöp, mesela dallar oluyor. Taşı, başı, her şeyi topluyoruz yani. Taş geliyor mu buraya? Yani kırılmayanlara biz başlıyoruz şöyle mesela. Evet. Şunlara mesela. Onları buraya mı atıyorsun? Buraya, evet. Körler varsa alıyoruz. Ne varsa? Körler mesela, zayıf olanlar. Körler? Evet, zayıf olanlar. Gelişmemiş olanlar. Evet, onları topluyoruz. Sen burada çalışarak yıllarca ailene katkıda bulundun. Aynen, evet. Okuttun herhalde, aynen, değil aynen. Mi? Okudular mı çocuklar? Evet, halen de okuyor yani. Okuyor mu? Ha, boş zamanlarında mı buraya geliyor? Boş zamanlarında kızım buraya geliyor. Haftanın iki günü mesela geliyor. Diğer günlerde okuyor. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.